Arkadaşlar, evet Daytona pistindeyiz. Daytona'nın özelliği biliyorsunuz, arabalar giderken yarış başlıyor. Evet, biz de şimdi oradayız ve muhteşem bir arabamız var. Hakikaten muhteşem. Çünkü bu elektrikli bir araba. Evet, böyle gittiğine bakmayın. Volkswagen'in elektrikli prototip modeli. Bunu alabilmek için bir hafta uğraştım Real Racing'de. Bir sürü badireler atlattık bu arabayı alabilmek için. Saçma sapan yarışları geçmek zorunda kaldık. Yani vermemek için her şeyi yaptı Real Racing bu arabayı. Ama ben tabii ki aldım. Evet. Araba gerçekten çok güçlü. Yani 670 beygir şu andaki gücü. Evet, yanlış duymadınız. 670 beygir. 540 kW'a galiba şey yapıyor, bu denk geliyor. Evet, full elektrikli araba. Gördüğünüz gibi 300'ü bulmak üzereyiz. Yani bu nasıl bir elektrikli araba, ben de şaşıyorum. Evet, 304-305 olduk. Her neyse, işte bu arabayı İlk defa oynuyorum. Yani bu pistte, gerçek yarış pistinde tabii ki alabilmek için çok uğraştık farklı pistlerde. Bu pistte ilk defa oynuyorum. Ve bunu da kaydediyorum. Cesarete bakın arkadaşlar. Şaka bir yana, gerçekten ilk yarışım. Bakalım ne yapacağız? 3 tur atacağız Daytona'da. Biliyorsunuz çok güzel düzlükleri var bu pistin. 307'yi çıktık. Fakat çok sağlam da virajları var. Ama bu arabanın inanılmaz bir yol tutuşu var. Yani inanılmaz virajlara girebiliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın hiç kaymıyorum. O yüzden yani bu yarışı alacağımızı düşünüyorum. Bakar mısınız nasıl? Ops. Tabii vurmadan, kırmadan. Yani virajlarda inanılmaz bir üstünlüğü var. Ama arabaların hepsi aynı. Dolayısıyla tabi hepsinin de aynı üstünlüğü var. Ama biz freni az bastığımız için virajlarda tabii ki bir üstünlük sağlıyoruz. Ama hala dördüncüyüz. Evet, biraz ciddiye alalım. Yeni abonelerimize hoş geldin diyorum. Mevcut abonelerimize yine çok teşekkür ediyorum. Evet, virajlarda resmen strese giriyorum. Şu Oddly'yi de geçip ikinciliğe çıkalım ki birinciyi yakalamak için fırsatımız olsun. Şimdi son tura gireceğiz. Şurada 307 ile gidiyoruz. Bakar mısınız? Nasıl bir elektrik bu arkadaşlar? Şurada ops, evet. Mecburen vurarak geçtim. Hadi bakalım. O sen de kimsin? O. Kusura bakma arkadaşım ama bu yarışı veremeyeceğim. Çok uğraştım bu arabayı alabilmek için. Evet, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Keyifle okuyorum hepsini ve hepsine yorum yazıyorum mutlaka. Bir arabanın içine girelim mi? Bakar mısınız arabanın içine? Full elektronik, her şey elektrikli. İçi de öyle, dijital tamamen. Evet, şuradan çıkalım çünkü burası sıkıntılı bir yer. Hop. Hadi bakalım bir 310 yapalım yarışı bitirmeden. Yapar mı dersiniz? Bence yapmaz. Çılgın bir araba arkadaşlar. Yapmadı. Evet, 307'de kaldı. Oo, gerçekten çok hızlı bir yarış oldu. İyi elektrik çarpmadı. 4 dakika 21 saniye sürdü. Gördüğünüz gibi ünümüz artıyor. Evet. Bakalım ne yapmışız. Şuradan. Otomatik trak vermiyor. Otomatikte seyredeceğiz. Bak,
bakar mısınız? Oho. Gerçekten çok güçlü bir arabaymış. Paldır küldür gidiyoruz. Oho. Lastik kamerası. Nasıl böyle güç üretebiliyor bu arabalar? İnanılmaz. Evet, 500 kW, 680 beygir. Ağırlığı da 1.1 ton. Yani az buz değil. Lityum pil var. Bunlar ama herhalde seri üretime geçmezler. Yani şov amaçlı yapıyorlar bu arabaları. Yani piste gidecek olan elektrikli arabayı kim alır? Yani ben almam param da olsa. Ama tabii ki bunların akselerasyonları inanılmaz oluyor bu elektrikli arabaların. Yani böyle koltuğa yapışıyorsunuz resmen. Evet, kaput kamerası. Gerçekten çok uğraştım arkadaşlar bu arabayı almak için. Yani birkaç saat önce alabildim ve ilk yarışımı da hep birlikte yapmış olduk. Evet, biraz içine girelim. İçi gerçekten çok güzeldi. Bakar mısınız? Kokpit ne kadar güzel. Volkswagen, halk arabası demekmiş Almanca'da. Bu nasıl bir halk arabasıysa. Fakat ses nasıl? Sinek vızıldıyor resmen. Akselerasyon müthiş. Yol tutuş müthiş. Frenler de çok iyi. Evet, şu anda 300'ü gördük. Neyse, çıkalım dışarı. Otomatiği alalım. Bakar mısınız arkadaşlar nasıl giriyor virajlara? Hiç kayma mami yok. Sanki yere yapışmış gibi gidiyor. Gerçekten. Yani bu araba bende olsun bütün arabaları geçerim. Evet, düz yolda beni geçenler olur tabii ki ama yani virajlarda falan bol virajlı pistte hiçbir araba bunu geçemez. Bu kadar net söylüyorum. Böyle bir of. Of of of, nasıl attık dışarı. Böyle bir yol tutuş görmedim. Evet. Tampon kamerası. Bu viraj da çok güzel. Şuna bakın nasıl gidiyor. Bu Daytona pistinin de özelliği böyle eğimli. Burada bu NASCAR arabaları yarışıyor biliyorsunuz. Bir kere yarışmıştık NASCAR'la. Ve burada giderken yarış başlıyor. Yani sıfırdan kalkmıyorsunuz bu NASCAR pistlerinde. Evet. Güzel bir pist. Nasıl araba yatıyor bakar mısınız? Merkez kaç kuvveti? Uçup gider yoksa. Evet. Müthiş bir yarış oldu. Arabayı da ilk defa sizle paylaştım. Evet, 4 dakika 21 saniye sürdü. 7 saniye fark atmışız ikinciye. Gayet güzel ilk yarış için. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın.